billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Eûzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel khayri ve lev esîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühe. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle. Ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasil el nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kâl. İzâ aradallâhu bil emîri khayran ceale lehu veziran vezîre sıdk in nesiye zekkerahu ve in zekera e'ânehu ve izâ erâde bihi gayre zâlik ceâlehu lehu vezîre sû in nesiye lem yüzekkirhu ve in zekere lem yu'in. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ırzam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız camimizin haziresinde metfun Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin hazırun burada bulunan ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. İzâ aradallâhu bi kavmin hayran ehdâ ileyhim hediyyete'd-dayfi. Allah bir kulu sevdi mi, misafir hediyesi verir onlara. Yenzilu bi rizkihi, ki misafir rızkıyla gelir ve ertahilu ve gider, ne halde gider? Ve kad gafarallahu li ehlil menzili, ev sahibinin günahlarını alır gider, affettirir gider. Hadis bu. Ben kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir. Evet, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, inandım diyorsa, fel yukrim dayfahu, misafire ikram etsin. Elhamdülillah insanımız bu yönden de dünyayı dolaşın çok güzel. Ben şimdi bir yerlere gidiyorum, hocam bir yemeğimi ye falan, hocam bir çayımı iç. Bunu Paris'te göremezsin, New York'ta göremezsin. Para var mı? Çay var. Para yok mu? Çay yok. Para yok mu? Cenazeni bile kaldırmazlar, ortada kalır. Elhamdülillah çok aziz milletimiz var. Ya ben anası değilim, babası değilim. Hemen bir yemeği mi ye hocam diyor. İlk sözü bu oluyor. Yemek parayla yenir. Hele hocalar doyamıyor. Adam hiç düşünmüyor yani. Elhamdülillah. Bu cömertlik ruhu çok önemli. Allah bu milleti seviyor demektir bu. Allah bu ruhu öldürmesin. Yani bir bana mı diyor? Hayır. Sen gitsen sana da hemen buyur arkadaş, bir yemek yiyelim hemen, ilk söz budur. Ama öteki, siz ne diyorsunuz canım, bilmem ne usulü diyorsunuz değil mi? 2-3 kişi bir araya geldi mi herkes cebinden versin. Bizde ayıptır yahu bu. Yok ya, öyle şey olur mu? Değil mi? Güzel bir ruh bu. O milleti Allah seviyor demektir. Böyle cömertlik ruhu varsa bir milletin kafasından, kalbinde cimrilik yoksa, ki işte depremde gösterdiler, misafiri severiz biz. O kadar misafiri severiz ki, şimdi oteller var, şunlar bunlar var, gelişmiş, ama eski otel yoktu. Köylere varıncaya kadar odalar vardı, misafir odaları vardı. Bir köye gittiğiniz zaman hayvanınızı doyururlar,
Hemen komşular yemek getirir, yedirirler. Bu bizim inancımızdan gelir, bu hadislerden. Misafiri seveni Allah sever. Allah seviyor bir, bir de akıllı milletiz biz. Peygamberimiz buyuruyor ki bak, misafir rızkıyla gelir. 10 rızık getirir, birini yer. Kim karlı? 9'unu bırakır. Yediren karlı. 10 rızık getiriyor, birini yiyor, 9'u kalıyor. Bet bereket olur. Aldığı maaş yeter. Karnı doyar milletin. Ama böyle olmazsa felaket, felaket olur. İnsanlar sıktıkça rızkı veren kim? Razzak-ı alem Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır demiyor. Ben harcarım, ben vekilim, ben memurum. Bana vermiş emanetçiyim. Veririm ya. Hakikatte Allah'ın malı bu. Bana o verdi. Neye saklayacağım ki Allah'ın malını misafirden, kulundan? Böyle ruh sahibi olur da yedirir, içirir, cömert olursa Allah daha çok verir. Sıkarsa Allah da sıkar, vermez işte o zaman. Tarlanda ekin bitmez. Gavunun para etmez, üzümün para etmez. Cömert ruhlu olmak lazım. Bu tabii ısmarlama olmaz. Böyle yap dedin mi, zorla yapsa bile adam içi canı gider para verirken. Bazen yardım, işte köprü, hastane, okul yaptıralım, cami yaptıralım da gidersin. Yanındaki adamlara bakır, beğenmeyecek adam ama öyle adamlar var ki kıramıyor, hatır altında kalıyor. Veriyorum eli titriye titriye, içi ciğeri gidiyor yani böyle verdim diye. Böyle insanlar çoğaldım bir millet arasında. Allah da vermez, kısar. Öyle değil. Herkese gitmeyin kardeşim. Lüzum yok dolaşmanıza. Çıkarın gelin masrafınızı. Ben karşılarım bu işi deyiverirse, bizim Anadolu insanımızda olduğu gibi misafiri seven ruhtaysa bir milletin insanları, Allah o milleti seviyor demektir. Ve daha çok verir. Daha çok verir. Bizden onun için batırlar korkuyor. Bizde bu ruh var elhamdülillah. Onlar da herkes kendi cebinden versin. Usul o. Ben ismini söylemeyeyim çünkü şey derler, dava açarlar. Şu millet bu millet demeyeyim. Herkes kendi cebinden versin. Bir yerdeyiz. Hiç bizim millette olacak şey mi bakın bu. Yattığımız, misafir kaldığımız evin önünde otobüs bekliyoruz. Evin oradan bir araba çıktı. Tek kişi arabasında işe gidiyor. O çıkarken de orada bir adam bekliyor. Bizi misafir eden adam dedi, bu kim? Bu dedi, bu arabayla giden adamın babası dedi. Ne yapıyor dedim. Aynı fabrikada işçi ikisi de dedi. Tek başına gidiyor, babasına gel baba bin şu arabaya demiyor. Demişler de bana ne demiş, o da alsın bir araba. Bizde bu ruh yoktur elhamdülillah. Bırak babamızı, gel komşu ya, ne olsa gidiyor araba. Sen de atla şuna demez miyiz? Elhamdülillah biz böyleyiz. Bu ruh ölmemeli. Onu söylüyor peygamberimiz. Karlıyız. Allah seviyor. Allah bizi sevince başımıza güzel idareci gelir. İşimiz kolaylaşır. Allah bize yardım eder. Çabuk kalkınırız. Bu duyguyu öldürmemeliyiz. Bir de rızkımız bol. İşte bak 10 rızık getiriyor. Birini yiyor, 9'u kalıyor. Karlıyız. Peygamberimiz yemin ediyor. Hayırla, sadakayla vallahi para tükenmez, mal tükenmez, eksilmez diye. Böyle söylüyor. Sen de zaten milletimiz veriyor da sen de bir ver bakalım, tükenecek mi? Daha çok gelir, kapılar açılır. Çünkü rızkı veren Allah'tır. Evet, bunları bize hatırlatıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hayır murad etti mi? Milletin gönlünde, kalbinde misafir sevgisi vardır. Ki adını da ne deriz biz onun? Tanrı misafiri. Tanrı misafiri. Allah'ı da oraya koyuyor. Tanrı misafiri. Bu peygamberlerin ahlakıdır. Allah'ın sevdiği. Bu konuda İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz. Her peygamberin böyle tanıdığı bir özelliği vardır. Peygamberimizde tüm peygamberlerin nitelikleri, özellikleri var. Öbür peygamberlerin de böyle, İbrahim Aleyhisselam cömertliğiyle tanınmış bir peygamberdir.
Onun için buradan söylemek gereğini duyuyorum. Biz 69 yılında hacca gitmiştik. Oteller full dolmuş, karayoluyla gidiliyor o zaman. Oteller full dolu. 300 kişi kafilemiz. İç hacca gittiğimde Urfa'ya vardık. Oteller dolu. Kış günü, Ocak ayı, soğuk. Otobüste de kıvrıldı sabah, olmuyor ki kıvrıla kıvrıla. Biz böyle gara gara düşünürken yastı namazdan sonra bir ordu geldi. Şöyle kalabalık bir insanlar. Hacı efendi, in aşağı. 15 kişi insin. 20 kişi insin. 5 kişi insin. Aha, 300 kişiyi paylaşıverdiler. Biz de bir hamalın evine düşmüşüz. Hamal sırtında yük taşıyan bir adam kapıyı kapattı. 10 kişi, buyurun. Pırıl pırıl yataklar serilmiş. Ev sizin dedi. Kendi nereye gitti bilmiyorum. Evet, biz kaç günde vardık oraya. Allah, bir tatlı uyuduk. Bacağımız uzanınca rahat ettik. Adam bir de bize mutfakta hazır dedi, yemekler hazırlatmış. Onun için yastıdan sonra gelmişler. O zamana kadar yemek yaptırmış herkes. Mutfakta sizin dedi, kendiniz yiyin için, yatın, uyuyun, kalkın. Hiç unutmuyorum ben bunu. İbrahim Aleyhisselam memleketi orası değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluğunun geçtiği yer orası. Cömertlik onlara da bulaşmış. Ama bu elhamdülillah her memleketimiz her köşesinde var bu. Elhamdülillah var yani. Biri diğerinden daha aşağı değil. Böyle bir olay başımdan geçtiği için arz etmiş oldum. İbrahim Aleyhisselam zengin. Vadiler dolusu develeri var, sığırları var, atları var, koyunları var. Böyle zenginlik peygamberliğe, güzel mümin olmaya aykırı değil ki. Paraya tapmak aykırı. Onun için misafir geldi mi, Kur'an'da da var. Melekler Lut Aleyhisselam'ın kavmini homoseksüellikleri sebebiyle batırmaya geldiklerinde hemen kuzu ikram etmiş. Onlar da yememişler. Kur'an'da var bu. Evet. Selamun kavmun munkarun. Tanımadım, hoş geldiniz, tanımadım misafirler. Tanımıyor. Melekler gelmiş, batıracaklar Lut kavminin memleketini. İbrahim Aleyhisselam'a uğramışlar. Kuzu ikram etmiş, yememişler. Yemeyince korkmuş. Çünkü putperestle mücadele ediyor. Zalimlerle mücadele ediyor. Acaba bunlar suikastçı mı geldi diye. La tevcel. Korkma demişler. Biz meleğiz. Lut'un kavmini batırmaya gidiyoruz. Allah'tan emir aldık. Sana da bir selam verelim dedik. Hem de demiş çocuğun olacak, müjdelemeye geldik. Kur'an'da var bu. İbrahim Aleyhisselam da yaşlı. Karısı da 90 yaşında. Sare validemiz. Kapıdan dinliyormuş Sare validemiz. Yüzüne vurmuş. Ve sakket. Kur'an'da var. Yüzüne vurmuş. 90 yaşındaki hanımın, kadının çocuğu olur mu? İbrahim Aleyhisselam da demiş yani. Ben bu yaşta, hanımım bu yaşta. Allah'ın kudretine inanıyorum da demiş yani. Normal şey olmuyor. Bu iş oldu gitti. Müjdeler olsun sana demişler. Bir oğul müjdesi vermişler. Biz meleğiz demişler. Yemeyiz içmeyiz. Melekler yemez içmez. Böyle onların şeyleri böyle. O demiş Lut benim akrabam. O da biz ona dokunmayacağız zaten demişler. Onun yola gelmeyen kavmini, karısı da dahil. Onu batıracağız. Böyle gelene kuzu ikram ediyor. Bir kişi gelse bile. Zengin ya. Allah ona vahyetmiş. İbrahim, misafire ikram etmiyorsun. Aa demiş, kuzu yetmiyor. Sığır kesmeye başlamış. Affedin, koç kesmeye başlamış. Gene İbrahim, misafire ikram etmiyorsun. Her gelene bu da yetmiyor. Sığır kesmeye başlamış. Koca tosunu ıhtırıyor. Bir tek adam gelse kesiyor, ikram ediyor. İbrahim, misafire ikram etmiyorsun diye bir daha vahiy almış. Bu da ufak geldi demiş, deve kesmeye başlamış. Devesi de çok. Gene Allah'tan vahiy gelmiş. İbrahim demiş, misafirine ikram etmiyorsun. Sana yakışır mı bu? Ha demiş, deve en büyüğü. Yenecek hayvanların en büyüğü. Yolum yanlış demiş, ben yolumu düzelteyim. Bir daha misafiri geldi mi, kapıda karşılarmış.
yemek yiyeceği zaman eskiden biliyorsunuz terkos gölü yoktu, tazikli su yoktu. Leyen ibrik vardı. Leyeni koymuş önüne, elinizi yıkayın falan. Kendisi su dökmüş misafire. Sofrayı kendi kurmuş. Suyu, bardağı kendi doldurmuş. Buyur iç. Yatacağı zaman yatağı kendi yapmış. Buyur yat. İbrahim şimdi misafire ikram ettin. Vahyin almış. Misafire ikram İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti. Peygamberimiz de canını veriyor da orada bu Kur'an'da da geçiyor. Evet, bu haslet elhamdülillah bizim insanımızda var. Nereye giderseniz gidin adamın canını yedireceği gelir. Bu Allah'ın lütfuna uğramış insanlarda olur. Rızkı veren Allah. Verdikçe bollaşır, verdikçe çok verir Allah. İsraf demiyorum ha, israf yanlış. Misafire ikram israf olur mu yahu? İkramında hudut olmaz ya. Bol bol ver. Zengin adam şeyle tahrana çorbası bilmem bulgur pili zaten her gün onu yiyor adam. Zengin adamsın, kebap yedir şu gelen misafire. Koca olsun olmasın kim olursa olsun Tanrı misafiri. Misafire ikram büyük bir şeydir. Mümin olmanın alametidir. Allah'ın sevdiğinin alametidir. O millet aziz olur. Elhamdülillah. Allah bu duygu bizden almasın. Evet böyle diyor. İza aradallahu azze ve cel, aziz ve celil olan Allah bir kavmin kahtan, bir kavim hakkında, millet hakkında şeylik, kıtlık dilediği zaman nâdâ münâdin mines semâi, semadan bir münadi, bir melek şöyle bağırır. Bu Cebrail aleyhisselam olabilir. Rahmet ve azap indiren görevli melek olabilir. Bir melek şöyle bağırır. Ya mi'a ittesi'i. Ey mideler doymayın, genişleyin. Ve ya aynu la teşba'i. Ey gözler doymayın. Sen ne diyorsun? Aşk gözlülük felaket bir şey. Doymaz herif. Karnı patlasa güne aşk gözlü herif yine yiyecek ister. Gözün tok olmalı. Aşk gözlük felaket bir şeydir. Ne kadar versen gözü doymaz herifin. Melek öyle der. Bir millet hakkında kıtlık olacak zaman Allah midelere doyma der. Gözlere doyma der. Ondan sonra veya bereketu irtefi'i. Ey bereket yeryüzünden uç git. İnsanlar arasında bereket olmasın buyurur. Evet. Bir millet hakkında Allah böyle güçlük, zorluk murad ettiğinde tabii onları cezalandırıyor, sevmiyor. Haksızlık yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. Cömert ruhlu değiller, cimriler. Pahalılık verir diyor. Memlekete, o insanların memleketine iptela kavmen bil gala, pahalılık verir. Esnaf doymaz. 5 kazanmak bana yeter demez. 500 kazanmaya gözünü diker. Doymaz. Pahalılık verir. Vel cu' milletin karnı doymaz. Maaş eskiden ne az maaş alınıyor. Şimdi ne kadar? Doymaz millet. Yetmiyor diye isyan ederler. Doymaz. Evet bereketi kaldırır. Gözleri aşk gözlü olur. Ne için? Cezalandırır onun için diyor. Ceza ukubeten lehum, onlara ceza olarak bu verilir. Yani memleketimiz böyledir demiyorum. Artık sen orayı sen karar vereceksin. Peygamberimiz hadisi umumidir. Falan memleket filan memleket değil. Bir memleketin insanların gözü açsa, ne yapsan karnını doyuramıyorsan Allah o milleti cezalandırıyor demektir. İşleri hep batar. Herkese borçlanırlar. Borç alan, el açan adam bağımsız olamaz ki. Aman parasını benden tahsil ediver diye nasıl borçlu adam sokak değiştiriyorsa sesi falan çıkmaz, dik yürüyemez. Evet, zorlanmadıkça, mecbur kalmadıkça borçlanmamalıdır.
mecbur kalmadıkça borçlanmamalıdır. Borçlu ölmek hiç iyi değil. Peygamberimiz borçlu ölen adamın cenazesi, borcu var mı? Var demişler. Siz kılın demiş. Peygamber kılmazsa sahabe kılar mı? Adamın cenazesi kalmış ortada. Birisi demiş ki çok şey oldu ya Resulallah, adama hakaret oldu. Ne kadar borcu varsa ben ödeyeceğim, tekaffül ediyorum deyince geçmiş kıldırmış. Tabi borçlu olan adam kafir olur anlamına değil bu. Peygamberimiz borçlanmayın sözünü vurgulamak için bu olayı yapmış. Hele kamuya borçlu, devletin başında memur, orada dürüst iş görmek gerekirse, milletin malını çalmış çırpmışsa, mesela benim malımı çalsa bir kişiyle davalaşırsın. Bir adamın malını çalmışsan ama görevli, kamu hizmetlisi de oradan almaması gereken şeyi almışsa 75 milyonun hukuku var onda. Hangi birisini helalleşecek, nasıl ödeyecek onu? Bu işler çok düşünmesi gereken ve akıllı insanın yapmayacağı şeylerdir. Akıllı insan mahşerde herkesin huzurunda 75 milyon yakasına yapışıyor. Hakkımı ver, hakkımı ver. Hiç buna yanaşır mı? Bunu yapar mı? Allah bize aklı selim versin. Amin. Şaşırtmasın. Amin. Böyle geçici çıkarlar için ahiretini, ebedi alemini yıkanlardan eylemesin. Aklı selim versin. Evet, işte böyle Allah'ın sevmediği bir millet oldu mu? Sevmediği bir millet oldu mu? İşte böyle milletin gözü doymaz, karnı doymaz. Ne yapsan doyuramazsın diyor. Bu onları cezalandırmaktır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyleyse kendimize gelmeliyiz, birbirimizi uyarmalıyız. Yanlış yoldayız arkadaşlar deyip düzelmeliyiz. Biz düzelirsek başımızda düzelir. Nasıl istiyorsak öyle olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza aradallahu bi kavmin aheden. Ahaten Allah Celle Celaluhu bir millet hakkında afet, dini dünyevi afet murad ettiğinde cezalandıracak. Bir milleti sevmiyor, taşkınlık yapmış, azgınlık yapmış, cezalandıracak, bela yağdıracak. Nazara ile ehlil mesacidi, camiyi dolduran Müslümanlara bakar, evet, hoşnutluk, rahmet nazarıyla, ikram nazarıyla bakar. Tabi ehlül mesacit demek devamlı beş vaktini camide cemaatte kılanlar demek. Cami yapan da güzeldir de esas camiyi imar etmek içini doldurmakla olur. Ben bu Bulgaristan'da komünizm yıkılmadan arabamla Avrupa'ya kaç kere gittim. Minareye gördüm. Geç dedim, içim kaynadı ya, bir gideyim, şu Osmanlı camisi görünüyor. Gittim, kimse yok, kapılar kapalı, kilitli. Pencereden bir adam içeriden gel dedi. Gel diye söyleyemiyor, duyarlar diye. O girmiş, camı kırmış girmiş, bana da işaretiyle gel diyor. Yaşlı bir adam. Kimse yok. Cami demeye 1000 şahit lazım. Binayla olmuyor bu iş. İçinde müminler doldurursa cami oluyor. Cami hüviyetini kazanıyor. Şimdi işte bu camiyi doldurmanın önemini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bize vurguluyor, ifade ediyor. Böyle Allah Celle Celaluhu bir millete ceza verecekken camileri millet dolduruyorsa düzgün saflar halinde kitap gibi. Evet, bu çok önemli. Şimdi her seferinde Peygamberimiz sevvu sevvu, şimdi siz radyoda Arapça bilmiyorsunuz, Kabe'de hacca gidenler Allah nasip etsin, hacılara mebrur hac nasip etsin inşallah, gitmeyenler nasip etsin, orada sevvu sevvu diyor, hoparlörle inliyor Kabe, hizaya gelin, düzgün saf tutun demek o. Bazen akimu sufufakum ve terasu, saflarınızı dümdüz yapın ve kaynayın birbirinize diyor. Omuzlarını birbirinize değdirin. Terası o demek. Kaynayın birbirinize. Yerhamkumullah. Allah size merhamet etsin. Bunu söyler imam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde bunu söylüyormuş. Şimdi hocalara söylüyoruz.
Ben de hocayım. Onun için kendimi öz eleştiri yapıyorum. Devamlı namaz kıldırıyor. Hocam söylüyor. Her zaman söyleyeceğim hoca. Peygamber bıkmamış bunu söylemekten. Her seferinde düzeltin, düzeltin, eğri yapmayın, sıklaşın demiş. Her seferinde 23 sene peygamberliği var. Hiç bundan yılmamış hocam. Her seferinde sen de safı sıklaştırın, düzgün durun. Evet. Sevvu sufufeküm fe inne ikamet salâ. Evet. Safların düzgün olması namazın tamam olmasındandır. Düzgün olması namazın kabul olmasının sebebi oluyor. Namazın kabul olsun istiyorsan düzgün olacaksın. Askerlikte biliyorsun sağdan say dediler mi? Bir bakmazsan yanağında güller açar değil mi? Camide imam bunu yapamıyor ama hatırlatması lazım. Bu ne güzel usuldür. Disiplini öğretiyor, hizaya gelmeyi öğretiyor. Camide de aynı öyle. Şimdi ben burada görüyorum Süleymaniye'de. Hoca efendi geçecek. Cami çok geniş olduğu için arkaya üst saf oluyorlar, uca gitmiyorlar. Uç boş, birinci saf boş. Akılsızlar. Sevabı en çok birinci saf alır. Birinci saf bittikten sonra ikinci safa geçer dağıtım. Çok sevap alacaksan birinci safta olacaksın. Birinci safta bulunmakta, ezan okumakta, kâmet getirmekte ne kadar çok sevap olduğunu bilselerdi ümmetim, birbirleriyle yarış ederlerdi, çare bulamazdık, kura çekerdik diyor. Nerede böyle bilinçli, şuurlu cemaat? Burada hoca yalvarıyor, durmayacağım namaza diyor. Birinci safı doldurmayacaksanız. Evet. Etümmü sufufeküm. Evet. Saflarınızı tamamlayınız. Fenne ikameti saffi min temami salah. Safın düzgün oluşu namazın tam olmasına sebeptir. Peygamberimizin hadisi bu. Namazın geçerli olsun istiyorsan düzgün saf duracaksın. Boşluk bırakmayacaksın. Şimdi esas namazın kabul olduğu gibi Allah azgınlara, o zalimlere, rüşvetçilere, zinacılara, homoseksüellere kızıyor. Bak Lüt kavmine taş yağdırmış. Homoseksüellerin sebebiyle. Taş yağdırmış. Ondan söylüyorum. Taş yağdıracak, gazap edecek. Dümdüz saf oluyor Müslümanlar, camiye gidiyorlar. Dümdüz saf oluyorlar, sık. Apışmış, arada iki kişi duracak. Öteki yanaşmıyor, orada durmuş o da. Yanaşsana ya. Böyle dümdüz saf olmuş, onu okuyoruz şimdi. Bakar diyor onların kitap gibi, Allahu Ekber, beraber eğiliyorlar. Semi Allahu limen hamide, beraber kalkıyorlar. Nerede? Ham sofula var şimdi. İmama uydum diyor. İmam cemaatin içinde işi olanlar düşünecek, yaşlılar düşünecek. Adam bacağı titriyor. Adamın tansiyonu var. Fazla ayakta durdu mu başı dönüyor. Bunlar düşünecek, bakacak cemaate. İhtiyarlar var. Garajın yakında cami. Üç kez Subhan Rabbiyel Azim dedi mi Semihallahu limen hamde diyecek. Düşünecek. Peygamberimiz çok kızıyor düşünmeyen hocalara. O bunu düşünüyor. Semihallahu limen hamde diyor. Ben bakıyorum. Herif daha hala orada yatıp duruyor. Ya hem imama uydum diyorsun hem uymuyoruz. Niye? Ben prensip olarak 7 defa Subhan Rabbiyel Azim demeyi kendime adet edindim de. O zaman imama ne uyuyorsun ya? İmam yaşlıları düşündü, işçileri düşündü. 3 defa dedi yetti, bitti. Sorumluluk onun. Evet şimdi çok önemli. Beraber eğileceksin, beraber doğrulacaksın, beraber secdeye gideceksin, beraber kalkacaksın. 5 defa, 10 defa diyeceksen özel namaz kılacaksın. Evinde nafile kılacaksın. Camiye gelen hoca bunları hesap edecek. Mümkün mertebe çabuk böyle az tesbihli işi var çünkü adam mağazasına gidecek. Sen de ona uyacaksın. İşte böyle kitap gibi eğiliyorlar, kalkıyorlar, dümdüz saflar duymuşlar. Meleklerine diyor ki şahit olun. Ben gazabımdan vazgeçtim.
şunların güzel halini gördüm, merhametim gazabıma üstün geldi, vazgeçtim, erteledim, buyurur diyor. Hadis odur. Onun için size söylüyoruz ki evin namazınızı camide, cemaatle kılın. Memleketimizin batmasını istemiyorsanız, dünya batmasını istiyorsanız, dikkat edin, bak dünya dedim şimdi, bilerek söyledim. Dünya batmasını istiyorsanız, çünkü dünya batarsa biz de batacağız. Yalnız falan yer batmayacak ki, biz de batacağız. Dünya batmasın istiyorsanız, memleketimizde afetler olmasın istiyorsanız, camiye koşacaksınız. Gayet intizamlı saflar halinde cemaatle namaz kılacaksınız. Allah da o belaları kaldıracak. Hadis budur. Bir açıdan camiye gitmenin faydası, dünyanın, memleketin batmasını önlemek. İşte hadis. Bir açıdan namazın kabulüne sebeptir. Çünkü imama uydun dediniz mi, sorumluluk imamındır. Sizin namazınızı garanti belgesi aldınız. Tamamdır. Yanlış yaptıysa hesabını imam verecek. Ama imam düzgün kıldırdı mı, kaç kişi cemaat varsa o kadar katlı sevap alacak. Böyle riskli bir iştir imamlık. Öyleyse evde namaz kılarsan sen, elhamdülillahi rabbil alemine filan derken, veled dallin yok ki Kur'an'da, veled dallin var, veled tallin diyor bir de, o da yok. Çıkarmasının harfi bilmiyorsun. Huvallahul halikul bari'ül musavvir diyeceğine, huvallahul halikul diyorsun. Ha, Allah berberdir oluyor o zaman. Bunları biliyor musun sen? Becerebiliyor musun? Yok. İmam süzgeçten geçmiş, imtihan vermiş. Camiye git, hoca yanlış okursa hesabını o verecek. Seninki garantili. Ya evde kılar da böyle halik diyeceğin yere halik dersen, namaz olmadığı gibi bir de namaz davacı olacak senden. Akıllı adam namazını 5 vaktini camide cemaatle kılar, cemaatten kalmaz. Hem namazın geçerli olmaz. Bir de cemaatle devam ederseniz imanlı göçeceksiniz, garanti var yine. 5 vakit namazı camide cemaatle kılmaya devam eden mümin imanlı göçer. İmanlı göçünce de peygamber şefaat edecek. Faydası sayılmakla bitmez. Onun için camiye devam etmeye mutlaka önem vermeli. Peygamberimizin bu uyarısına kulak vermeli. Evet, kulak vermeli. Efendimiz bir hadisinde buyuruyor ki: "Levla şuyuhun rukka." Bak dikkat edin. Rükû etmiş ihtiyarlar olmasa, aciz geliyor namaza. Dik dur, duramıyor ki. Kamburleşmiş. Beli kıvrılmış böyle. Evet, beli kambur ihtiyarlar olmasa ve atfalın rutta, emzikli masum çocuklar olmasa, la subbe aleyküm, başka da var işte, kırlarda otlayan hayvanlar olmasa, kuzular meleyiyor anasını, olmasa la subbe aleykümül bela subben, bela tepenize yağar da yağar diyor. Evet, camiye gidip yaşlı, genç, saf olmalı. Allah'ın huzurunda divana durmalı. Düzgün saf yapmalı. İmamla beraber düzgün namaz kılmalı. Belaları önlemeli. Kainatın ayakta durmasını sağlamalı. Namazın garantili olmasına vesile olmalı. İmanla göçme vesile olmalı. Cenab-ı Hak bizleri böyle camilere 5 vaktinin 5'inde de gidip de günahlardan arınan cami kuşu, gönlü camiye bağlı, mahşerde şeyin, herkesin sıkıntı içinde kıvrandığı sırada arşın gölgesinde gölgelenen bahtiyar insanlardan olmayı nasip etsin.